Kimse sürekli etrafında dolaşan ve ilgi bekleyen birini özlemez. Eğer partneriniz sizi özlemesini istiyorsanız arkadaşlarım, sihirli hazır bir hap formül bulmak yerine asıl sorunun ne olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Belki de adam gerçekten çok meşgul. O sizi özlemesini sağlayan şey gizem yaratmalısın gibi taktikler değildir aslında. Gerçekten meşgul biri ise ne yaptığını anlayan bir kadın inanılmaz çekicidir. Adam dönüp dolaşıp onun yanına gelecektir. Yani işinden gücünden dönüp dolaşıp. Belki de partneriniz sizi özleyecek kadar duygusal olarak yakın hissetmiyor kendine. Eğer böyleyse hani taktikler aramak yerine bunun nedenini anlamak ve yol yakınken aslında kendimizi kandırmadan doğru değerlendirmek, doğru mesajı almak çok daha önemli olur arkadaşlar. Bunu anlamadan istediğiniz kadar meşgul olmaya çalışın, gizemli olmaya çalışın, yeterli olmayacaktır. Bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? Birinin sizi gerçekten özlemesi için kendi gücünüzü nasıl arttıracağınızı anlatacağım. Çünkü kendimiz dışında kontrol edebileceğimiz hiçbir şey yok. Ama kendi gücümüzü arttırırsak bu etki gücümüz başkalarını da etkileyebilir. Hani konu özlemle ilgili, evet, özletmesini nasıl sağlarsınız? Bir şey öğreneceksiniz ama bu bir şey sadece İlişkide değil, hayatınızın başka evrelerinde de işinize yarayacak arkadaşlar. Hani kahve bahane gerçekten. Hani olayımız bizim daha da farklı olacak. O zaman kahvelerinizi de alın bu arada. Notlarınızı da alın. Bu arada eğer şu aşağıda like butonlarını da kullanmak isterseniz beni ve bu kanalı çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çünkü derdim bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması. Bu yüzden de like'larınız bu algoritma için çok çok önemli. O zaman kendimizi güncellemeye başlayalım. Kendi tarzımca sihirli kuralı söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki özlemesini istiyorsanız yalnızken bile kendi içinizde kalabalık hissetmelisiniz. Yalnızken kalabalık hissetmek sizi çekici kılar. Kendini sevmeyen birisi bunu öyle kolaylıkla yapamaz. Kurban rolündeki olan bir kişi de kolaylıkla yapamaz. Çünkü ya mutluluk bekler, birilerinin mutlu etmesini bekler onu ya da kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederek başkalarını mutlu etmeye çalışır. O yüzden bu söylediğim şeyi yapabilmek bir taktik değil, öğrenilebilecek bir değer, bir yetenektir. Şimdi kendi hayatımdan size bir örnek vermek istiyorum. Çünkü olabildiğince size hani gerçek yaşadığım deneyimlerden bahsetmek istiyorum. Bu hem somut olacaktır hem de çevremde tanıdığım şeylerden bahsetmek istiyorum. Hatırlıyorsunuz geçen hafta 6 yıl olan bir ilişkimden bahsetmiştim size. Ve biz birbirimizi çok özleriz. Bakın sihirli kuralı söylüyorum. Çünkü ayrı olduğumuzda bile yalnız hissetmiyoruz. Fiziksel olarak yalnız olmakla yalnız hissetmek arasında çok büyük bir fark vardır. Bir kalabalık içinde de yalnız hissedebilirsiniz. Bir sosyal ortamda da yalnız hissedebilirsiniz. Veya tek başınıza olduğunuzda kendinizi dolu ve huzurlu da hissedebilirsiniz. Partnerinizin sizi özlemesi için bir yol, metodoloji, taktik arıyorsanız arkadaşlarım, aranızda yeteri kadar derin bir bağ olmayabilir. Zamanla bu derin bağ kurmanız çok daha önemlidir. İlişkinizde bu bağ oluşana kadar bozmamak çok önemlidir. Yeni tanıştığınız biri ise. Eğer bu oluşmuyorsa ilişkide nerede olduğunuzu, nereye gittiğinizi iyi değerlendirmelisiniz. İkincisi, birbirini özleyen partnerler ilişkiyi tek kaynak olarak görmüyorlar arkadaşlar. Yani herkes kendi işinde, gücünde olduğu zaman o ilişkide daha mutlu olunuyor. Benim gözlemlediğim ve yaşadığım deneyimlerden bu sonucu görüyorum. Çünkü bir araya gelmeden önce o özlem duygusu daha kaliteli ve verimli oluyor. Partnerinizi işiniz gücünüz yapmayın. Kendi işinizde gücünüzde olmanız çok önemli. Ve işte diyorsunuz ki şimdi peki Erdem ama odaklanamıyorum ki. İşte o yalnızlık hissi var ya, o yalnızlık hissini yenmeniz gerekiyor. Tek başınıza kendi kendinize yetebilmeniz için. Peki soru şu, o zaman yalnızlık hissini nasıl yenebiliriz arkadaşlar? Bu yalnızlık hissi eğer fiziksel bir yalnızlık değilse hep sizinle ilgili arkadaşlar. Bunu aşmanın yolu kendinizle olan bağınızı derinleştirmektir. Bakın dikkat edin, derinleştirmektir diyorum. Kendimizden uzaklaştıkça boşluğumuzu doldurmak için birilerine daha çok ihtiyaç duyarız. Kendinizle olan iletişimin kalitesi yüksekse tek başına bile kalabalık hissedersiniz. Bu yüzden arkadaşlarım yalnızlık hissinde başarılı olmak için yalnızlıkla barışık olmayı öğrenmeliyiz ve partnerinizi de işiniz gücünüz yapmamalısınız arkadaşlar. Bunu yapmak sizi özerk hale getirir. Yani aslında daha sağlam durmanızı sağlar o ilişkide. İşte bu ayrı durma süreci de o özlem duygusunu yaratır. Zaten sende oluştuğu kadar partnerinde de özlem hiç oluşmuyorsa yani işte bu durumda da zaten nasıl özlemesini sağlarım diye uğraşmak yerine neden bu özlem oluşmuyor partnerimde bunu incelemeye başlamanız, bunu değerlendirmeye başlamanızın vakti gelmiştir. Seven iki insanda da ayrı kaldığında sonuçta o sevgi bağı eğer ki gerçekten organik ve derinse ayrı kaldığında illaki oluşacaktır. Yani bunun dağlardan su getirmeye gerek yok yani bu özlem duygusunun oluşması için. Kendi başına doyumlu ve huzurlu bir şekilde ayrı durdukça sabırla o özlem duygusu zaten oluşacaktır.
Esas mesele insanların ayrıyken rahat duramaması. Partnerine ya bağımlı hale gelmesi, kendi bağımsızlığında olamaması ya da çok fazla üstüne bir şekilde düşmesi, partnerinin işi gücü yapması, kendi içinde rahat ve doyumlu hissetmemesi. İşte bu da yalnız hissetmeden kaynaklanıyor çoğu zaman arkadaşlar. İşte bu yüzden işte ne konuyu aşmamız gerekiyor. O yüzden diyorum size, bir şey öğrendiğinizde hayatınızın sadece partnerinizle olan ilişkide değil, işinizde de, diğer konularda da, sosyal ilişkilerinizde de çok işinize yarayacaktır. Diğer bir adı da aslında duygusal yoksunluktur. Şimdi bu yalnızlık hissini nasıl yenebiliriz? Hani kendi kendimize daha sağlam duracağız da, kendi özelliğimizle daha güçlü sağlam bir duruş yapıp o ayrı duruşunuzla o özlem duygusunu oluşturacağız ya. Bunun için işte kendi çevikliğimizle sağlamlığımızla nasıl durabiliriz? Birinci nokta, duygularınızı izleyin arkadaşlar. Bunun da en güzel yolu, duygularınızı izlemek için bir duygusal günlük tutun. Bir defteriniz olsun. Benim de var böyle bir defterim. Her akşam mesela yazarım. Hani sevgili günlük. Bu şekilde değil tabii ki. Her şeyi yazmak zorunda değiliz. Bazı anıları gözümden geçir ya da yaşadığım bazı anlardaki zamanda ne hissettin? Önemli olan nokta ne biliyor musun? Gelip geçenin farkında olma. Çünkü kabul etmediğin, farkına varmadığın şey seni yönlendirir. Bir şeyi farkına vardığımızda ve kabul ettiğimizde yönlendirmeye başlarız. Duygularınızı ve düşüncelerinizi böyle anahtar kelimelerle yazmak arkadaşlar kendinizle olan bağı da derinleştirir. Yani ikinci nokta arkadaşlar, kendinizle dostça bir dil kullanın. Yani kendinizle olan ilişkiniz monolog değil. Olumlamalar, aforizmalar yapılıyor ya böyle. Ama monolog bir şekilde yapmanın bir faydası yok ki. İçindeki yayın aslında kendi kendine yaptığın içsel yayın monolog değil, diyalog şeklinde olmalı. İçinizdeki takımı keşfetmeli, samimi bir tarzda seslenmelisiniz. İletişim zayıf olan insanlar kendi içlerindeki jargon arkadaşlar hem olumsuz olmayı bırak, bir stil yoktur. Yani mesela kendi içinizde oğlum mu dersin, kızım mı dersin, aslanım mı dersin, kral mı dersin? Hani bu tarz lakaplar takın. İçinizdeki bene rahat ulaşabilmek için. Bunlar içinizdeki bene ulaşan kısa yollar gibidir. Hani bir şey yaparken, bir şeyle uğraşırken, hani belli bir amaç dahilinde uğraşırken kendi içinde monolog halinde değil, ezbere değil, diyalog halinde kendi içinde o tattığın farkındalıklı bir şekilde tabii şimdi yapabileceğini biliyorum gibi nokta nokta o tattığın lakabı söyle mesela. Lakap derken kendi içindeki beni sesleniş tarzını söylüyorum. Yumuşak, samimi ve dostça bir dil. Çünkü arkadaşlar bilinç dışımız hani 0-6 yaş ve genç bir ergen kıvamında olduğu için kendi içimize şefkatle yaklaşmak, dostça yaklaşmak bu yüzden önemlidir. Bu yüzden hani bu kullanacağınız dildeki kendinize söyleyeceğiniz ifade de hani güzel bir ifade olursa, şefkatli bir ifade ya da sana güç veren bir ifade olursa çok daha iyi olur. Hatta şamanların mesela kendi iç iletişimini daha güçlendirmek için, yeteneklerini daha çok açmak için bazı semboller atarlarmış dinlere. İşte daha sabırlı olmak için mesela bir kuğuyu düşünürlermiş, daha hızlı olmak için bir çitayı düşünürmüş, daha güçlü olmak için işte kaplanı. Hani böyle fantastik figürler de seçebilirsiniz. Önemli olan nokta senin kendi iç dünyandaki zenginliği arttırmak, kaynaklarına ulaşmamı sağlamak, kendi içinde doyumlu ve huzurlu, şefkatli hissetmeni sağlamak. Özlediğinizde bu duyguyu bastırmak, yargılamak, hemen telefona sarılmak, hemen storylere bakmak yerine bu duyguyu günlüğünüze yazın, bu duyguyu kabul edin. Şu an özlem duygusu hissediyorum deyin ve bu çok normal. Ve içinden şunu bil ve şunu söyleyebilirsin. Duygularım geçici ve zamanla azalacak. Şimdi ne yapalım bakalım? Nokta nokta o kendine söylediğin ifadeyi söyle. İşte iç iletişiminizi arttırın derken aslında size bunları kastediyorum. Ne gözlemliyorum? Yani partnerimiz aramadığı zaman, biraz ayrı kaldığı zaman yani bir kaybetme korkusu var. Bunu aşmak gerekiyor. Bu yüzden hani sabır yeteneğimiz çok önemli burada. Sabır bir yetenektir. Kendinize mesela şu terkini yapabilirsiniz. Bu duyguları hissetmeme izin veriyorum. Ancak bunların beni, bu duyguların ele geçirmesine izin yok. Sabırla zamanın sınayıcı gerçeklerine bırakıyorum kendime. Bakın sabır ve zaman çok güzel iki kelimedir. Sabrettikçe zaman sana gerçeği gösterir. Birbirini tamamlayan kelimelerdir. Yani zamanın sabra ihtiyacı vardır. Sabrın da zamana. Bu ikisi döngü gibi sanki. İşte bu yüzden sabır sana zaten hani gerçeği gösterecek. Ve biraz da ayrı kalmak iyidir. Yani hemen özlemesini bırak, ayrı kalsın daha iyi bir şey bu.
Bir bak bakalım gerçekten özlem duygusu oluşuyor mu karşı tarafta, partnerinde? Ondan sonra da hani bir düşün bakalım, neden oluşmadı acaba? Kendimizde kullandığımız dil önemli dedik ya, dostça bir dil. Zihnimizi pozitif çalıştırma şeklimiz de çok önemlidir. Hani kendi kendinize olumlama yapabilecek onaylamalar yapmayı öğretin arkadaşlar. Şimdi olumlamalar bir tekniktir arkadaşlar. Birçok kişi mesela olumlamaları hani küçümseyerek kendi tekniğini hazırlamaya çalışıyor. Ama olumlamalar bir tekniktir. Gerçi güzel saçma sapan olumlamalar da vardır. Ama öz olumlama diye bir şey vardır. Sen gerçekten doğru afirmasyonu doğru noktada doğru duygu için yaparsan çok işine yarar. Mesela bunlardan bir tanesi şudur. Kaynaklarıma odaklanıyorum ve bu süreci atlatacak güce sahibim. Sadece kaynaklarıma odaklanmayı seçiyorum. Şimdi bu benim kendi kendime kullandığım bir olumlamadır. Benim çok işime yarar. Sen de kendi olumlamanı aslında keşfetmen çok önemli. Seni güçlendirecek olumlaman ne? Hani hazır olumlamalar bulmak yerine kendi olumlamalarınızı da hazırlamayı öğrenin arkadaşlar. Benim bununla ilgili yıllar evvel çektiğim hani olumlama nasıl yapılırla ilgili bir video var. İhtiyaç duyuyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. 2016 yılında falan hazırlamıştım. Olumlama yapmayı anlatıyorum orada. Birçok arkadaşımın işine yarayabilir. Ve tekrar dengeye gelmek için bir anda böyle bir dikkatinizi dağıtmak çok önemli. Hani kartları böyle bir karmak. Hani dikkatinizi nasıl dağıtabilirsiniz? O anlarda bir sürü seçeneğiniz var. Seçeneksiz değilseniz yürüyüşe çıkabilirsiniz. Yürüyüşte bir şeyler dinleyebilirsiniz. Benim podcastleri dinleyebilirsiniz. Tabii şaka bir tarafa. Başka şeyler dinleyebilirsiniz. Kitap, sesli kitaplar dinleyebilirsiniz. Mesela spor yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz aslında. Hani dikkatinizi dağıtacak. Sevdiğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Sonuç olarak bunlar sizi işte o yalnızlık hissiyle de mücadele ettikçe fiziksel olarak da tek başınalığında daha zengin hissettirecektir. Şimdi ayrı durduğunda, partnerinden ayrı durduğunda güçlü durabilmeni sağlayacak kendi sırrımı size söyleyeyim. Benim sırrım ne? Arkadaşlar bu anlattıklarımın dışında benim kendime uyguladığım güzel bir sır var. Bu videoların kayıtlı olmasını da çok seviyorum. Bazen tanık oluyorum. Daha önce çok çok söylediğim şeyler başka videolarda çok yakın ifadeler söylüyor. Bazı arkadaşlar yorumlarda söylüyor. Aa Erdem Bey aynısını söylemişsiniz. Ama videolara bakın diyorum daha iyi. Bakıyor arkadaşlarımız da. Aslında ben çok daha öncesinde onu söylemişim. O yüzden hani bunların kayıtlı olması hani bu bilgileri söylerken size benim de bir taraftan çok çok hoşuma gidiyor. Sonuçta ne söylediğimin tarihi, ne zaman söylediğimin tarihi var. Bu bilgilerden bir tanesi de şimdi bu arkadaşlarım. Yalnızlıkla mücadelede benim sırrım kimliklerimi geliştirmektir. Ne kimlik? Kimlik nedir mesela? İşte hepimizin kimlikleri aslında karakterimizi oluşturur. Kimlikleriniz ne kadar çok olursa o kadar sağlam, güçlü bir karakteriniz olur. Yani güçlü bir karakter derken güçlü bir sağlam bir duruşunuz olur. Onu kastediyorum. İşte sporculuk bir kimlik, spor yapmak, sporculuk bir kimliktir. Resim yapıyorsan işte resim çizmek, daha sonra bunda yaptığım pratiklik bir ressamlık bir kimliktir. Öğrencisindir, öğrencilik bir kimliktir ama yetişkin olarak da bizim öğrenmeye ihtiyacımız var. Mesela zamanla öğrenme kimliğini kaybederiz. Öğrenme kimliğini kaybettiğimiz zaman işte bizim işlevimizi azaltır. İşte ondan sonra saçma sapan şeylere sarmaya başlarız. Öğrenme kimliğinizi tekrar aktifleştirmeniz çok önemlidir. Yeni şeyler bu yüzden öğrenmek çok önemlidir. Eğitimler almak, kitap okumak, işte belli programlarda kendini geliştirmek. Kendinizi tekrar aktivite edin. Hani beynimiz hareketi ister. Evet bedenimiz de hareketi ister. Bedenimiz için sporcu kimliğini aktifleştirmeniz önemlidir. Yeni şeyler öğrenmek ne bileyim eğer ki ya bu senin tercihine göre şekillenecek. Bir şeyler üretmek, yaratmak istiyorsan işte müzisyen belki kimliğini ilave edebilirsin. Gitar öğrenmeye başlayabilirsin. Yani burada demek istediğim nokta hayatınız sadece iş kimliği ve sevgili kimliğinden ibaret olmasın. İş kimliği ve sevgili kimliğin olursa işin dışında sevgiline sarmaya başlarsın. İşinde mutsuzsan sevgiline sarmaya başlarsın ya da partnerine sarmaya başlarsın. İş derken illa çalıştığınız bir yer olmasına gerek yok. Yani bir yerde çalışmayabilir olsak iş olarak benimsediğin yani iş olarak algıladığın bir şeye odaklanman da çok önemli. Hedefin ve amacın için iş olarak düşündüğün fokusun neyse o da olabilir. Ve bunların sayısı ne kadar çok olursa iş dünyanızda o kadar işte aslında kalabalıklaşırsınız kendi içinizde. Kalabalıklaştığınızda da kendinizi yalnız hissetmezsiniz. Hani partnerinizle birlikte olduğunuzda da bu sadece işe kendi potansiyelinize, kendi tadınıza yeni bir daha tat katar, bir sinerji oluşturur, daha güzel olur. Bağımlı olmadan kendi hayatını yaşarsın. Yani kendine bağlı olmak ilişkide
daha kaliteli bir ilişki yaşamını sağlar arkadaşım. Kendi bağımsızlığında olmak, bağımsız ve bağlı olmak dediğim size slogan sizi daha etkili yapacaktır. Umarım bu dediğim şeyler, yani farklı bir boyuttan anlatmaya çalıştım. Kuru kuru böyle hani işte özlemesi için şunları şunları yapın, bunları bunları yapın. Uygulayan arkadaşlar varsa çok işine yarıyorsa süper, ama her zaman hani hazır balık vermektense kendi balığınızı tutmayı öğrenmek çalışmalarda felsefem, tarzım bu. Umarım kendi balığınızı tutmanız konusunda işe yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, sevdiklerinize iyi bakın.